gel! Grev! Direniş! İşgal! Grev! Direniş! İşgal! Grev! Direniş! Yaşasın! Onurlu! Mücadeleniz! Yaşasın! Onurlu! Mücadeleniz! Yaşasın! Onurlu! Mücadeleniz! Aslında hepimizin hakları için burada direniyorsunuz ve bu gerçekten çok güç verici. Biz de Anadolu yakasından Yoğurtçu Parkı Forumu, Doğancılar Forumu, Acı Badem, Yel Birimi ve Cafer Ağa dayanışmaları olarak geldik. Ve bundan sonraki süreçte sadece laf değil aslında, hani lafla biz yanınızdayız, direnişin yanındayız demek değil. Aslında biraz da icraatla yanınızda olmak ve birlikte örmek istiyoruz aslında bu süreci. Çünkü Graf işçilerinin kazanımı hepimizin kazanımı aslında. Ve bu anlamda da en azından Anadolu yakası için söyleyebileceğimiz, söz verebileceğimiz şey bu bölgede bulunan demokratik kitle örgütleri olsun, sendikalar, meslek odaları ve mahalle forumları, mahalle örgütleri olsun hep beraber daha etkin ve bütünlüklü, daha birleşik bir mücadele sizler için dayanışma içerisinde bulunmak için vereceğimizin sözünü verelim. Fabrikamızda tam bir yıldır örgütlenme çalışması başlatmıştık. Örgütlenme çalışmasına başladığımız ilk günden itibaren biz sınıf örgüt, taban örgütlülüğü oluşturmaya çalıştık. Komiteler kurduk, bölüm komiteleri kurduk, bölüm komiteleriyle birlikte bir çalışma yürüttük ve bölüm komiteleriyle birlikte bir fabrika komitesi oluşturduk ve bir yıl boyunca bizler arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisinde örgütlülüğümüzü tamamladık ve sendikal olduk. Sendikalı süreçte de toplu iş sözleşmesi taleplerimiz, taslağımızla işçi arkadaşlarımızın katılımıyla birlikte belirlendi. İşçi arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda buradaki taleplerimizi ortak belirledik. Ve toplu iş sözleşme sürecinde işverenin haklı taleplerimizi karşılamamasından kaynaklı süreç tıkandı ve uzlaşmazlık raporu tutuldu. Ve bizler fabrikamıza dönerek işçi arkadaşlarımızla birlikte aldığımız kararla burada bir direniş başlattık. Fabrikamızı işgal ederek işimize, emeğimize, haklarımıza sahip çıktık. Ve bizler şunu söylüyoruz. Burada arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu fabrikada yaşanan sorunlar tüm fabrikadaki işçilerin yaşadığı ortak sorunlardır. Bundan dolayı burada yaşanan tüm sorunlar işçi sınıfımızın, Türkiye işçi sınıfımızın yaşadığı sorunlar olmasından kaynaklı. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Bu mücadeleyi kazandığımız için de Türkiye işçi sınıfı kazandı diyeceğiz.
taşeronluğa karşı da orta çağ kölece çalıştırılma koşulları olan taşeronluğa karşı da bir başkaldırıydı buradaki. Tam 44 taşeron firmasına karşı bir başkaldırıydı. Bu anlamıyla da buradaki mücadele Türkiye'de çalışan tüm taşeron işçilerin mücadelesidir aynen. Bu bilinçle bu mücadele buradan yürütülüyor. Bunu bilmenizi isteriz arkadaşlar. Biz aynı zamanda bu mücadeleye başladığımızda sendika bürokratlarına karşı da bir mücadele olma bilinciyle de burada örgütlenme çalışmasını sürdürdük. Ve tam da bu süreçte diskin tüzüğünde olan iş söz karar hakkı işçilerin denen bu tüzükte olmasına rağmen burada işçiler bu mücadeleyi başlatma kararı verdiğinde ne yazık ki ne Dix Tekstil Sendikası ne Dix Konfederasyonu bu mücadelenin yanında yer almadı. Ama arkadaşlarımız şunu dedi: o sendikalar bizimdir. O sendikalar bizim olduğu için buna uygun davranmayan yöneticilerden de hesap sorarız. Ve bunun hesabını da sordular. Bu noktada da DİSK yöneticileri olsun, tekstil sendikası yöneticileri olsun, işçilerin bu hesap sorması karşısında da adım attılar ve çarşamba günü buraya geldiler. Yani işçiler örgütlendiklerinde tüm sorunları çözebileceğini de göstermiş oldular. Bizler bu mücadeleye başladığımızda şuna inanıyorduk: biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de burada birbirimize inanarak, örgütlenerek bu mücadeleyi başlatacağız. Ama bu haklı dava aynı zamanda tüm Türkiye işçi sınıfının haklı bir davası olduğu için de en önemli, en büyük desteği de biz işçi kardeşlerimizden alacağız. İşçi dostlarımızdan alacağız. Bu anlamıyla emek dostlarımızdan alacağız. Ve ilk günden bugüne biz bunun burada 14. günümüze kadar işçi kardeşlerimizin, emek dostlarımızın dayanışmasıyla yürütüyoruz. O anlamıyla da bu dayanışmaya katıldığınız için, ilk günden beri destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dayanışması!